Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bağışıklık sistemi olmayan bu çocuk dış ortamdan korunmak için bir balonun içinde yaşamak zorunda kalır. Ailesi onu güvende tutmak için elinden geleni yapıyordu. Ona balondan bir ev tasarlarlar. İçerisi tıpkı normal bir ev gibi dizayn edilmiştir. Annesi çocukla ilgilenmek için balonun içine doğru giren bir kolu kullanır. Jimmy yıllarca bu balonun içinde büyümek zorunda kalır. Yemeklerini verirken bile sterilize edilmek zorundadır. Jimmy dış dünyayı hiç yaşamadığı için olduğu durumu problem etmiyordur. Artık kahramanımız büyümüş ve kocaman bir genç olmuştur. Balonun içinde kendine yeni hobiler edinir. Bir gün camdan dışarıyı izlerken güzel bir kadın görür. İlk görüşte ona aşık olur. Suratındaki aptal gülümsemeyi durduramaz. Chloe adeta onu etkilemek için tam pencerenin karşısında arabasını temizler. Kız çocuğun hiç dışarıya çıkmıyor oluşunu anlayamaz ve evi ziyaret eder. Evin her yerinin balonlarla kaplı olduğunu görür. Yukarı çıktığında camdan bakar Jimmy'yi fanus gibi bir balonun içinde bulur. Kahramanımız kıza her şeyi anlatır. Bağışıklık sistemi olmayan genç Jimmy kendi tasarladığı bir balonun içine girerek ilk defa dışarı çıkar. Sevinçle koşarken karşıdan gelen bir otobüs ona çarpar. Yuvarlanan Jimmy balon sayesinde hayatta kalmıştır. Otobüstekiler hemen yardımına koşar. Onu alır ve otobüse bindirirler. Jimmy'yi ıssız bir çölün ortasında şaka olsun diye bırakırlar. Kahramanımız balonun içinde zar zor yürümeye başlar. Evde ise annesi ona yemek hazırlamıştır. Ancak içeri girdiğinde onu bulamaz ve hemen aramaya koyulur. Bu sırada Jimmy karşısına çıkan bir motosikletlinin yardımını ister. Kahramanımız adama aşık olduğu kadının peşinden gittiğini söyler. Adam onu görünce önce şaşırır ama sonra yardım etmeye karar verir. İkili şehirde turlamaya başlar. Bu deneyimi ilk defa yaşayan Jimmy çok mutludur. Motorcu adam kahramanımıza bir motor hediye eder. Yolda balonun içinde motor süren çocuk ailesiyle karşılaşır. Arabanın kontrolünü kaybeden aile kaza yapar. O kargaşada araba Jimmy'nin motoruna çarpınca kahramanımız uçarak bir trenin içine girer. Bir balonun içinde yaşamak zorunda olan bu genç, sevdiği kadının peşinden yollara düşer. Ailesi Jimmy'yi eve götürmek için arabayla onu takip ediyordu. Kahramanımız son anda kalkan bir uçağa tutunmayı başarır ve bir süre havada yolculuk yapmak zorunda kalır. Chloe ise o sıralarda evlenmek üzeredir. Jimmy düğünün yapıldığı yeri görür ancak uçak oraya doğru iniş yapamaz. Evlenmek üzere olan kadın üzerlerinden geçen uçağın sesini duyar. Uçak şelalenin üzerine birkaç manevra yaptıktan sonra Jimmy'yi bırakır. Denize düşen kahramanımız hemen kıyıya çıkar. Hızla koşarak bu düğüne engel olmak istiyordur. Tam o sırada nikah memuru Chloe'ye evlenmek isteyip istemediğini sorar. Kadın cevaplamak üzereyken bir anda arkadan bir ses duyuluyor. Jimmy tam zamanında yetişmeyi başarmıştı. Chloe kahramanımızı görünce mutluluktan gözleri parlar. Jimmy hayatını koruyan balonu kadının gözleri önünde yırtar. Hayatının son anlarını sevdiği kadına sarılarak geçirmek istiyordu. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.